Merhabalar. Bugün sizlerle Pinobot ile engelden kaçan robot yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet Pinobot'umuz, üzerinde Pinokart'ımız ve mesafe sensörümüz bulunmakta. Daha sonra mesafe sensörü ile Pino arasındaki bağlantıyı sağlaması için bir bağlantı kablomuz. Harici olarak Pinobot'u çalıştırmak için bir pil girişi. Daha sonra Pinobot ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlaması için bir USB kablomuz. Şimdi hemen bağlantısına geçeyim. Çok ufacık bir bağlantı yapacağız. Şuradaki mesafe sensörünü kapısını şöyle takıp bunu da Pino kart üzerindeki 5 numaralı kapıya takıyorum. Bağlantısı bu şekilde. Şunu da biraz şöyle içeri doğru yollayayım. Kötü gözükmesin. Şimdi bu işlemimizi yaptıktan sonra kod kısmına geçebiliriz. Kod kısmında yapmam gereken ilk işlem motor sürücüleri tanımlamam. O yüzden integer veri tipinde motor sürücüleri tanımlayacağım. Şöyle hemen yazayım. Motor A1 isminde sağdaki motoru tanımladım. Bu motorların hangi pinlerde olup olmadığını kontrol etmek için şöyle yapacağız. Sağ taraftaki motor sürücüde 5 ve 6. pinler olacak. Sol taraftakinde 10 ve 11. pinler oluyor. O yüzden ben 5'ten başlıyorum yazmaya. Daha sonra yine int motor A2 6 şeklinde bir değişken daha oluşturdum. Sağ motor tamam. Şimdi sol motora geçeyim. Yine aynı şekilde int motor B1 10 şeklinde bir değişken atadım. Yine integer veri tipinde motor B2 11 veri tipinde bir değişken oluşturdum. Mesafe sensörünün kodlarını ilk başta yazmayacağım çünkü motorumuzun hangi kodlarla ileri, geri ya da sağa sola gideceğini bulmamız lazım. O yüzden bu setup'ın içerisinde gelip motorlarımızın pinlerinin giriş veya çıkış pini olduğunu tanımlamam gerekiyor. Bunu da pin mod komutuyla yapacağım. O yüzden hemen pin mod yazıp motor A1 virgül output yazıyorum. Çünkü motor pinleri çıkış pinidir. Daha sonra aynı işlemi diğerlerini de yapacağım. O yüzden hemen şöyle kopyala yapıştır yapıyorum. Dördünü de yaptım. Şimdi ilk başta motor A1 demiştim. Motor A2 olacak. Daha sonra motor B1 ve motor B2 olacak. Şimdi loop'un içerisine gelip motorlarımızın hangi yerine dönüp dönmediğini anlayabiliriz. O yüzden hemen şu USB kablomu çıkartacağım. Bilgisayarıma takıp Pino ile arasındaki bağlantıyı sağlayacağım hemen. Şimdi burada motorumuzu çalıştırmak için yine digital write komutunu kullanmamız gerekiyor. Bunu kullanırken de motor sürücünün pinleriyle eşleştireceğiz. Şöyle hemen digital write komutuyla motor A1'i Hi diyorum. Yani bunu şu an kafadan sallıyorum. Sağ motorun düz ya da ileri veya geri çalışıp çalışmadığını bu şekilde anlayacağım. Deneme yanılma yöntemiyle yapacağım bunu şu an. Daha sonra yine digital write komutuyla motor A2'ye low diyorum. Hemen araçlar kısmından kartımı Arduino Nano olarak seçeceğim. Buradan. Daha sonra işlemci Atmega 328P ve portumu da COM5 olarak seçtim. Şimdi kodu yükleyebilirim. Hemen kaydediyorum. Şöyle biraz da kaldırmam gerekiyor çünkü çok dönebilir. Hata bir yerde hata çıktı. Evet, şurada R harfini koymayı unutmuşum. Motor A1, high low. Onun haricinde bir hata gözükmüyor. Tekrardan yüklüyorum. Evet. Sağ motor bu komutla geri şekilde çalışıyor. İleri gitmesi için ben bunu motor A1'e low, motor A2'ye ise high desem yeterli olacaktır. Şu bağlantı gücü hemen kesiyorum. Diğer şekilde şurayı low kısmıyla ayarlayayım. Daha sonra burayı da high diyeyim. Şimdi tekrardan kontrol ediyorum.
Kod yüklenmek üzere şu an. Yine bir hata verdi. O hatayı bulmam lazım. Bir dakika. Şurada motor A1 low, motor A2 high dedim. Büyük ihtimal portu seçmedim. Port da tamam. Tekrardan yüklüyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi motorumuz ileri doğru dönüyor, sağ motor. Aynı kodları sol motor için de yapacağım ama onda da değişiklik olabilir. O yüzden onları da denemem gerekiyor. Yine bu sefer digital write yazıyorum her zamanki gibi ve motor B1 high diyorum. Daha sonra aynısını kopyalayıp yan satıra geçeceğim. Onun için de motor A2 diyeceğim. Pardon, B2 diyeceğim. Onu da şu şekilde hallettim. High yerine de low yazıyorum. Ve hemen takayım tekrardan. Kodu yüklüyorum. Kodu kısaca CTRL-U yaparak da yükleyebilirsiniz. Evet, kod yüklendi. Ve sol motorum da bu şekilde ileri dönüyor. Tamamdır. Bu işlemi hallettiğimize göre bunu kaydedelim hemen. Ve ufak bir fonksiyon oluşturalım. Basit bir fonksiyon oluşturalım. İleri geri isminde. Mesela şu yazdığımız kod satırları motorumuzun ileri gitmesini sağlıyor. Şimdi ben hemen ufak bir motor void motor ya da sadece ileri yazayım. İleri isminde bir ufak bir basit bir fonksiyon oluşturuyorum. Onun içerisinde de bu ileri kodlarını koyacağım. CTRL-X yapıp koydum. Daha sonra geri içinde bir fonksiyon oluşturayım. Onda void. Void. Geri isminde bir fonksiyon oluşturup geri kodlarını yazacağım. Şimdi bu ileri kodlarını tersine çevirsek zaten doğal olarak motor geri gitmeye başlayacak. O yüzden kopyalayıp şuraya alıyorum. Burada high'a low'a high demiştik. Tam tersi. Düzeltiyorum bunları. Tamamdır. Geri kısmı da tamam. Şimdi engelden kaçacağı zaman ben motorlarımın 2 saniye geriye gidip daha sonra sağa dönmesini istiyorum. Sağa dönmesi için sağdaki motorun duruyor olup soldaki motorun çalışması lazım. Şu şekilde ileri gitmesi lazım. Bunun için de void sağ yazacağım. Yine bir basit bir fonksiyon oluşturuyorum. Buraya da yine bu digital write kodlarıyla motoru çalıştırdığım kodları koyacağım. Daha sonra bu şekilde yapıştırıyorum. Neydi? İlk iki motor A1 ve motor A2 sağ tarafta. Bunları durdurmam lazım. O yüzden bunları low diyeceğim. Bu şekilde durmuş olacaklar. Daha sonra motor B1, motor B2 ileri gidecek. O yüzden onları da ileri komutundaki motor B1 high başa gelecek. Şu şekilde ve daha sonrasında burayı da low olarak değiştireceğim. Motor pinlerimiz bu kadardı. Şimdi mesafe sensörümüzün pinlerini tanımlayalım hemen. Mesafe sensörümüzde iki tane pin var. Bunlardan bir tanesi trig, diğeri de eco pindir. Hemen onları da integer belirtimine tanımlayayım. Echo pin eşittir. Hemen ona da bakıyorum. Burada mesafe sensörümüzü 5 numaralı kapıya takmıştık. O da D8 ve D9'a, yani dijital 8 ve dijital 9'a denk geliyor. O yüzden echo pinini 8 dedim. Daha sonra yine integer veri tipinde trig pin oluşturacağım. Trig pin isminde daha doğrusu bir değişken oluşturacağım. Ona da 9 diyorum. Daha sonra iki tane de değişken oluşturmam gerekiyor. Bunlardan bir tanesi mesafe, diğeri de süre. Çünkü hani mesafe sensörümüzün ürettiği ses dalgaları engele çarpıp gelecek. Bu sayı zarfında bir uzaklık ölçecek ve bunu ölçerken de formülünü yazarken bir
mesafe ayarlamamız gerekiyor. Şöyle onun için de long veri tipinde süre virgül mesafe şeklinde iki tane değişken oluşturdum. Hemen voice setup'ın içerisine geliyorum. Burada yine pin mod komutuyla trig ve echo pinlerinin giriş veya çıkış pin olduğunu tanımlamam gerekiyor. O yüzden pin mod trig pin virgül output diyorum. Trig pinimiz output'tur, çıkış pinidir yani. Hemen pin mod komutunu kopyalayıp şu şekilde altını echo pin için yapacağım. Bu da input olacak. Ya put'u yazmıştım zaten. Ha, input'u yazdım. Şimdi void loop'un içerisine geldiğim zaman ilk işlem olarak mesafe sensörünü aktif hale getirmem lazım. Çalıştırmam lazım. Bunun için belli başlı bir kodlarımız var. Hemen onları yazayım size. İlk önce digital write komutuyla trig pin'i pasif hale getirmem gerekiyor. Onu da low komutuyla yapacağım. Daha sonra delay microsecond komutuyla da ufak bir milisaniye vermem gerekiyor ki hemen hızlı bir işlem yapabilsin. Onu da delay microsecond komutuyla, ne diyeyim, 5 diyeyim ben buna. Daha sonra ufak bir zaman dilimi koydum. Daha sonra trig pin'i aktif hale getirmem gerekiyor. Bunun için yine digital write komutunu kullanacağım ve şu delay microseconds'ı tekrardan kullanacağım. O yüzden kopyala yapıştır yapıp hemen bu şekilde yazayım. Buraya da high yapmam gerekiyor. Buradaki delay microseconds'ı da 10 yapayım dönüşü için. Daha sonra bu sefer de yeni dalgaların üretilebilmesi için trig pin'ini low hale getirmem lazım. O yüzden hemen şu yukarıdakini kopyalıyorum. Ve bu şekilde yapmış oldum. Şimdi iki tane değişkenimiz vardı. Süre ve mesafe. Şimdi süreyi ölçmek için bir kod satırı yazmamız gerekiyor. Hemen onu da yazalım. Süre eşittir pulsing komutuyla echo pin'ini aktif hale getirmem gerekiyor. Pulsing komutuyla şöyle echo pin high yapıyorum. Ses dalgalarının geri dönmesi için bir süre ölçüyor bu komutumuz. Daha sonra da mesafe demiştik. Mesafe eşittir süre bölü 29.1 bölü 2 şeklinde bir formülümüz var. Bu da ölçümün uzaklığı çeviriyor. Süreden çeviriyor daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Şimdi burası bu kadar da mesafe sensörünü aktif hale getirmiş oldum. Şimdi yapmam gereken şey şu. Pinobot'umuzun önüne bir engel çıktığı zaman ilk önce duracak. Daha sonra geri gidecek. Ve sağa dönecek. Daha sonra engel yoksa ileri gitmeye devam edecek. Bunları yazayım hemen. Şu şekilde if diyorum. Mesafe 10'dan küçükse eğer, 10'dan küçükse geri gitsin. Burada şimdi fonksiyon oluşturmuştuk yani. O fonksiyonu çağırmam gerekiyor. O fonksiyonu da şöyle çağıracağım. Geri parantez içerisinde iki parantez açıyorum ve virgül koyuyorum. Bir saniye geri gitsin. O yüzden delay komutuyla 1000 yazacağım. Daha sonra sağa gitsin. O yüzden oluşturduğum fonksiyonda sağa çağırmam gerekiyor. Sağ fonksiyonunu çalıştırmam gerekiyor. Hemen onu da çalıştırdım ve o da bir saniye boyunca çalışsın. O da bir saniye boyunca sağa dönsün. Aksi takdirde bunu da else komutuyla yazacağım. Aksi takdirde pinobotumuz ileri gitmeye devam etsin. O yüzden sadece ileri fonksiyonunu çağırmam gerekiyor. Kod satırlarımız bu şekildeydi. Şöyle baştan sona ne yaptığımı bir anlatayım. Şimdi ilk olarak motor pinlerimizin hangi pinlerde olduklarını tanımladık. Daha sonra mesafe sensörümüzdeki iki tane pini, echo pini ve trig pini ekledik. Yani şurada ufak bir hata mı gördüm? Burası 9 olacak. Daha sonra süre ve mesafeyi ölçmesi için iki tane long veri tipinde değişken oluşturdum. Daha sonra voice setup'ın içerisine gelip
pinlerimin çıkış veya giriş pinleri olduklarını tanımladım. Motorlarımız output yani çıkış pini, mesafe sensörümüzdeki trig pin çıkış pini, eco pin de giriş pini oluyor. Daha sonra bu loop'un içerisine gelip şuradaki komutlarla mesafe sensörünü aktif hale getirip daha sonra mesafeyi ölçtürdük. Daha sonra if komutuyla mesafenin ondan küçükse geri bir saniye geri gelip daha sonra bir saniye sağ dönüp ileri gitmesini sağlayacağız. Eğer hiçbir engel yoksa sadece ileri gidecek. Daha sonra şu aşağılarda videonun başında 3 tane fonksiyon oluşturmuştuk, basit fonksiyon. Bunlardan bir tanesi void ileri, yani motorumuzun ileri gitmesini sağlayan komutları yazdık. Daha sonra geri ve sağ için de aynı şeyleri yaptık. Şimdi hemen bağlantı kablomu pinoya takıyorum. İçerisindeki eski kodlar çalışacak. Şöyle araçlar kısmından kart yöneticisinden nano'yu seçiyorum. İşlemci olarak Atmega328P'yi, port olarak da hangisi çıkıyorsa, ben de COM5 çıktı, onu seçiyorum ve kodları yüklüyorum. Zaten pin alıp zaten pinobotumuzda komut yazmak çok basittir. Hemen şöyle harici bir güç bağlantısıyla desteklemek istiyorum. O yüzden pili takacağım. Pili de şu araya koyuyorum. Masada gidince şöyle biraz masa alalımlar da şöyle engelleri yaptıkça daha sonra bu şekilde engelden kaçıyor. Şurası biraz çıktı ama olsun. Daha sonra bir kere daha göstereyim şöyle. Böyle düşmek üzereydi de. Yani çalışma mantığı bu şekilde projemizin. Şöyle kapatayım. Pinoyla proje yapmak bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.